Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel sütlü kahverengimle güzel bir iki şiş örgü modeli hazırladım. Yapımı oldukça kolay, görünümü muhteşem. Orta kalınlıkta ip kullanıyorum. İpime uygun 3,5 numara şiş kullanıyorum. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçerek 6 ilmek atıyoruz. 2, 4, 6. Birinci model için 2, 4, 6. İkinci model için 2, 4, 6. Bu da üçüncü model için olsun. 2, 4, 6. Dördüncü model için. Artı yine 6 ilmek arkadaşlar. 2, 4, 6. Bütün ilmeklerimiz 6 ve 6'nın katları artı yine 6 ilmek atıyoruz. Ne yapacaksak yelek, süveter, ceket, hırka ne yapacaksak 6 6 ayarlayacağız ilmeklerimizi. Örgümün ön yönündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yanında gelen ilmeğimi önüme atıyorum. Haruşe. Bu modele haruşe güzel yakışıyor arkadaşlar. Dilerseniz bir ters bir düz, dilerseniz iki ters iki düz şeklinde lastiğinizi hazırlayabilirsiniz. 2 4 ters örgü arkadaşlar. Yani haruşe. Önden nasıl alıyorsak arkadan da o şekilde aldığımız için haruşe oluyordu. Bir tane başta örmeden aldım, 4 tane de haruşe ördüm. İlmeğime bir arttırdım, 1 2 2 tane ilmeği kestim, 4 tane haruşe, 1 2 3 ve 4. Bir arttırdım, 1 2 İki ilmeği birden kestim. Arada 4 tane haruşe. 1 2 3 ve 4. 4 tane haruşe. Bir arttırdım. İkisini bir kestim. Birinci modelimiz bu şekilde. 4 tane haruşe, 1 2 3 ve 4. Bir arttırdım. 2 ilmeğimi birden kestim. Kenarda 4 tane haruşe, 1 2 3 ve 4. Ve kenar ilmeğim. Bir tane bu başta var kenar ilmek, onu da ters aldım. Bir tane de bu başta var kenar ilmek. Bu şekilde ayarladık. Ve çeviriyorum. Örgümün arka yönündeyim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Yanında gelen ilmeğimi ters örüyorum. Haruşelerimi ben tersten örüyorum. Tersten örülen haruşe daha güzel oluyor. Dilerseniz arkadaşlar düzden de örebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Bir tane örmeden aldım. 4 tane de haruşemi ördüm. Bakın. Bunu ters örüyorum arkadaşlar. Ön yüzde ikisini bir düzden kesmiştim. Bunu ters ördüm. Yanında arttırdığım ilmeğim var. Onu da ters ördüm. Bu iki ilmeği önden düz öreceğiz, arkadan ters. Aradaki dörtler hep haruşe. 2 3 ve 4. İkisini bir kestiğim ilmeğimi ters ördüm. Arttırdığımı da ters ördüm. Bu sıra bu şekilde.
Sondaki ilmeğimi de ters ördüm. Örgümü çeviriyorum. İki sırada bir dökülen model. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Yanında geleni haroşa. 2 3 4 4 tane haroşemi ördüm. Şimdi arkadaşlar bu 2 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime aktardım. Daha sonra şişimi kendimden yanına yatırdım. İlk önce diğerini, sonra bu diğerini de buraya. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. İkisini bir aldım, bir arttırdım. Haroşemi ördüm. Şimdi burada ilmeklerimi örmeden aldım. Şişimi kendimden doğru yatırdım. İlk önce ikinciyi, birinciyi de başa takıyorum. Bakın. Yönünü değiştirdim. Düz aldım ikisini bir, sonra arttırdım. Kenardaki aradaki ilmekleri diyelim. Haroşa örüyoruz. Yine geldim modelime. Bu ikisini örmeden aldım. Daha sonra yönlerini değiştirdim. İkisini bir ördüm. Başına aldım. Arttırdım. Aradaki haroşelerimi ördüm. Bu sıramız da bu şekilde. Çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dört tane haroşemi ördüm. Arttırdığım ilmeğime geldim. Ters ördüm. İkisini bir ördüğüm ilmeği de ters ördüm. Arada dört tane haroşelerim var. Arttırdığım ilmeğimi ördüm. İkisini bir kestiğim ilmeğimi de ördüm. Bu ikisi arkadan ters, önden düz yapıyoruz. Haroşelerimiz de haroşe. Göründüğü gibi model şahane ve çok kolay. Bütün ilmeklerimi ördüm. Şimdi çeviriyorum. Evet, modelimiz döküldü arkadaşlar. Bakın. Bir burada, bir burada olacak. Buradaki gözeneklerimiz, acurlarımız. Şimdi buradan ilk başta kestiğimiz gibi yapacağız. Hemen onu da göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanında gelen 4 tane haroşem var. Onları örüyorum. Şimdi ilk başta yaptığımız gibi hemen arttırdım. Yanında gelen ikiyi kestim.
Daha sonra aradaki 4 tane haroşelerimi örüyorum. Arttırdım. İkisini bir kestim. Daha sonra yanındaki haroşeleri örüyorum. Arttırdım. İkisini bir kestim. Yanındaki haroşelerimi örüyorum. Çevirdim örgümü. Yine burada baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşelerimi haroşa örüyorum. Arttırdığım ilmeğimi de örüyorum. Arka sıramı da ördüm. Sondaki ilmeğimi de örüyorum. Ve çeviriyorum. Evet. Şimdi buradan kesmiştik arkadaşlar. Renk değiştirip diğerinden keseceğiz. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Haroşelerimi örüyorum. Haroşelerim 4 tane. 4 haroşemi ördüm. Şimdi bu iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Bakın. İkinci anlatışım. Ve ikisini kestim. Arttırdım. Aradaki 4 tane haroşelerimi örüyorum. İpim arka yönde. İlmeklerimi değiştiriyorum. Bütün ilmeklerimi örüyorum. 4 tane haroşemi. İpim arkada ördüm. İkisini bir kestim. Daha sonra arttırdım. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. Bu ikiyi arkadaşlar önce sola doğru, daha sonra sağa doğru kesiyoruz. 1 2 3 4 model anlatmışız. Bakın. Şöyle büyük parçada göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da büyük parçada ördüğüm. Büyük parçada bakın dökümü bu şekilde. Muhteşem gözüküyor. Bu renge de bu model harika durdu. Yelekler muhteşem olur arkadaşlar. Bakın. Şöyle görünümü çok güzel. Zikzak gibi giden bir model. Aralarda haroşeler. Bakın. Çok güzel. Ben bu modeli çok beğendim arkadaşlar. Belki de ilk defa göreceksiniz bu modeli. Belki de gördünüz. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.
Başka videolarımda görüşmek üzere. Videolarımın devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.